Gelişimsel olarak bakalım. Çünkü kaygı farklı kültürlerde de olsa aslında belli yaşlarda ortaya çıkan belli korku ve kaygılar olduğunu görüyoruz. Niye? Çünkü insanların zihinsel gelişimiyle beraber bilişsel gelişimi belli korkuların belli zamanlarda ortaya çıkmasına yol açıyor. Ve o dönemlerde normal olan korkuların patolojik durumları da olabilir. Yani niye patolojik oluyor korku? Çok yoğun olduğu için, kaçınmaya yol açtığı için, kontrol edilemediği için o zaman işte artık patolojik hale gelmiş oluyor. Aslında normal sayılabilecek olan bir kaygı durumu. Şimdi bir şekilde çocuğun zihinsel kapasitesi geliştikçe farklı farklı korkular ortaya çıkması normal bir şey. Çünkü mesela öcülerden korkmanız için, hayaletlerden korkmanız için bu tarz bir şeyin olabileceğine dair bir bilişsel kapasiteye gelmeniz lazım. Ve bu olmadan tabii oturup bundan bir şekilde korkamazsınız. Şimdi bir başka gelişimsel önemli olan şey ne? Tepkisellik. Tepkisellikten kastımız bazı çocuklar mesela çok çabuk irkilir. Çevresel uyaranlara, değişikliklere çok fazla tepki verirler. Ve bunun bir ileri tarafında da davranışsal ketlenme yani kilitlenme dediğimiz şey vardır. Burada ne oluyor? Bunlar daha sonra işte sosyal kaygıya dönüşüyor büyük çoğunluğu. Burada olan şey çocuk yeni bir ortama girdiğinde onu uyaran, onu korkutan bir şey olduğu zaman donup kalıyor. Ve bir şekilde etrafı inceleyemiyor, hiçbir şey yapamıyor. Bunun ilerleyen şekilde bu aslında kalıcı bir özellik olarak bazen karşımıza çıkıyor. Ve çocukta da daha sonra sosyal kaygı, ayrılma kaygısı olarak ilerlemesine yol açtığını görüyoruz. Yani bebekler o zaman nelerden korkar? Bebekler ani seslerden ve yabancılardan daha çok korkarlar. 2 yaş çocuklar, anne, yani 2 yaş civarı çocuklar anne babadan ayrılmayla ilgili korkarlar. Okul öncesi çocuklar böyle doğaüstü canlılardan korkarlar. Fiziksel olarak zarar görmekten korkarlar. Okul çocukları da yine fiziksel olarak zarar görmekten, doğal afetlerden, işte hırsızlardan vesaire korkarlar. Ergenlerde daha çok sosyal kaygıları vardır. Bir tabii ergenlerin varoluşsal sorunları vardır. Yani niçin bu hayattayız, ne yapıyoruz, nereye gidiyoruz gibi. Ergenlikte bununla ilgili kaygılar, kendisini tanımakla ilgili, kimlik gelişimiyle ilgili kaygılar ortaya çıkabilir.